Allah'ı arayan insan Hazreti İbrahim. Geçmiş zamanlarda Babil halkı Tanrı diye yıldızlara, güneşe, aya, putlara tapmaktaydı. Oranın hükümdarı olan Nemrut, zalim bir kişi olup kendisini Tanrı gibi görürdü. İnsanların kendisine ibadet etmeleri isterdi. Bir gün Nemrut bir rüya gördü. Rüyasında bir kimsenin gelip tahtından kaldırıp kendini yere vurduğunu görür. Müneccimlere gördüğü rüyayı anlatıp tabir ettirdi. Bunlar yeni bir peygamber ve din gelecek. Senin saltanatını temelinden yıkacak. Ona göre tedbir almalısın diye tabir ederler. Nemrut bu işin tedbiri kolaydır deyip bundan sonra kimse çocuk sahibi olmayacak. Doğan çocuklar erkekse öldürülecek, kızsa bırakılacak emrini verdi. Bu surette 100 bin masum bebeği öldürdüğü nakledilmişti. Bu sırada Hazreti İbrahim'in annesi Nuna hamileydi. Nuna doğum yaklaşınca gizlice bir mağaraya gitti ve orada Hazreti İbrahim'i dünyaya getirdi. Annesi yeni doğan bir çocuk için ne yapmak lazımsa hepsini yaptıktan, sarıp sarmaladıktan sonra mağaranın kapısını kapatarak evine döndü. Hazreti İbrahim'in annesi zaman zaman mağaraya uğruyor, oğlunun sağ ve baş parmağını eğip durduğunu görüyordu. Azer, gebeliğini ve ne yaptığını sorduğu zaman Nuna, "Bir oğlan doğurmuştum, öldü," dedi. Zaman hızla geçmekte. Azer, oğlunun mağarada gizlice nasıl doğurduğunu, büyüttüğünü öğrenince son derece sevindi. Nemrut, bütün olan bitenleri unutmuştu. İbrahim aleyhisselam da büyümüştü. Kendisi, anne ve babasından başka yarattıklardan henüz hiçbirini görmemişti. Hazreti İbrahim, insanları anlamakta güçlük çekiyordu. Her şeyi, insanları, güneşi, yıldızları, ayı yaratan ve varlığı sonsuz olan yüce bir yaratıcı olmalıydı. Sonunda evrenin yaratıcısı olan Allah'a inandığını açıkladı. Hazreti İbrahim'in Rabbini arayışı Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde anlatılmaktadır. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. "Rabbim budur, öyle mi?" dedi. Yıldız batınca "Batanları sevmem," dedi. Ayı doğarken görünce "Rabbim budur, öyle mi?" dedi. O da batınca "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbet yoldan sapan topluluklardan olurum," dedi. Güneşi doğarken görünce de "Rabbim budur, öyle mi? Çünkü bu daha büyük," dedi. O da batınca dedi ki "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben içtenlikle yüzümü gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim." Hazreti İbrahim'in putları kırması. Babil halkı Allah'ın yolundan saptığı için her sene putlar için ayin düzenlerdi. Bu ayinde bir yere toplanır, bayram yapar ve sonra puthaneye gider, putlara secde eder, sonra da ellerine dönerlerdi. Böyle bir bayram günü Hazreti İbrahim aleyhisselam puthaneye girip bir balta ile bütün küçük putları kırdı. Baltayı da en büyük putun boynuna astı ve oradan uzaklaştı. Babilliler puthaneye girince biri hariç bütün putların kırıldığını gördüler ve bunu yapanı yakalayarak cezalandırmak istediler. Hazreti İbrahim'i getirip "Bu işi sen mi yaptın?" dediler. İbrahim aleyhisselam kendisi dururken küçük putlara tapılması istemediği için boynunda asılı olan büyük put yapmıştır. İnanmazsanız kendisine sorunuz, buyurdu. Onlar, "Putlar konuşamaz ki, sen onlara sor," diyorsun dediler. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam, "O halde konuşamayan ve kendilerini kırılmaktan kurtaramayan putlara neden ibadet edersiniz? Size ve taptığınız putlara yazıklar olsun," dedi. Ama bu hiçbir fayda vermedi. Çünkü onlar dediler ki, "Biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk."
Nemrut, putları kıranın Hazreti İbrahim'in yaptığını duyunca onun yanına çağırdı. O zaman insanlar Nemrut'a secde ederlerdi. İbrahim Aleyhisselam secde etmeyince Nemrut, niçin secde etmedin diye sordu. Hazreti İbrahim de, ben beni yaratan Allah-u Teala'dan başkasına secde etmem buyurdu. Nemrut, seni yaratan kim diye sorunca Hazreti İbrahim, benim Rabbim dirilten ve öldüren Allah'tır diye cevap verdi. Nemrut, ben de diriltirim diyerek zindandan iki kişi getirtti. Birini serbest bırakıp diğerini öldürdü. Güya böylece diriltmiş ve öldürmüş oldu. Hazreti İbrahim bunun karşısında, benim Rabbim güneşi doğudan getirir, doğurtur. Eğer gücün yetiyorsa sen de batıdan doğdur buyurunca Nemrut şaşırıp aciz kaldı. Nemrut yardımcılarını toplar ve İbrahim'e nasıl ceza vereceklerini sorar. Onlardan bazıları, eğer iş yapacaksanız yakın onu da tanrılarınıza yardım edin der. Sonunda büyük bir ateş yaktılar. Hazreti İbrahim'i de alev alev yanan ateşin ortasına attılar. Herkes nefesini tutmuş, olanları izliyordu. Ateş o kadar büyüktü ki günlerce yandı. Ateş yavaş yavaş dönmeye başlayınca Babililer gözlerine inanamadılar. Çünkü Allah, ey ateş, İbrahim için serinlik ve esenlik ol dedik buyurarak ateşe Hazreti İbrahim'in yakmamasını emretmişti. Her şeyi yakan ateş Hazreti İbrahim'e serin gül bahçesi olmuştu. Hazreti İbrahim bu mucize karşısında Allah'a yürekten teşekkür etti. Shutterstock Music. Shutterstock Music.